Müslüman kardeşlerimiz, Yeni Zelanda'da camide hunharca katledilen Müslüman kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Bütün Müslümanları davet ediyoruz. Buyurun. Sevgili Müslüman kardeşlerimiz, Yeni Zelanda'da camide hunharca katledilen Müslüman kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Cemaat, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında şehit olan önce tarif etmek istiyorum. Cenaze namazın malumunuz Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Merhum şehitlerimizin ruhlarına ve Allah rızası için El-Fatiha. Bu mübarek cuma gününde namaza hazırlamakta olan kardeşlerimiz Yeni Zelanda'da feci bir katliama maruz kalmışlardır. Camiler İslam'ın şiarlarıdır. Bu nedenle saldırı doğrudan İslam'ı ve ümmeti hedef almıştır. Mübarek bir günde, mübarek bir mekanda son derece masum ve savunmasız kardeşlerimiz hedef almışlardır. Olayı yapanlar tek dişi kalmış vahşi batının kanat sonuçlarını göstermektedir. Bu olay kuşkusuz, münferit ve kendiliğinden gelişmiş bir olay değildir. Son yıllarda gerek Amerika, gerekse Avrupa'da ırkçı, faşist partilerin yükselişe geçmesi bu tehlikenin ayak sesleriydi. Zira katliam şeklinde olmasa da Avrupa'nın birçok şehrinde camilerimiz kundaklanmakta, özellikle tesettürlü bacılarımız sözlü ve fiili tacizlere maruz kalmaktadırlar. Batı bu vahşetini ve tarihteki barbarlıklarını örtmek için İslami terör kavramını tedavüle sokmakta, bunun üzerinden İslam düşmanlığını türekletmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirinden 60 milyon insanı acımasızca katleden Batı, elindeki son derece gelişmiş ileri teknoloji silahlarla tekrar dünyayı kana bulayabiliyorlar. Zenginliklerini silah sanayilerine borçlu olan bu yanyanlar, gösterişli yüksek binalarıyla insanlığın gözünü boyarak kendilerini medeni olarak yutturmaya başarabilmişlerdir maalesef. Ancak uyanık olmaz, dikkatli olmazsa coğrafyamız daha uzun yıllar bu vahşilerin silahlarının test alanı olmaya devam edecektir. Son olarak Suriye'de gerek Rusya gerekse de Amerika'nın çok sayıda silahlı denedikleri bilinmektedir. Batı'nın bu katliamlarına ve olası daha büyük vahşetlerine karşı ümmetin tedbir alması gerekiyor. En önemli tedbirlerimizin aramızdaki tefrikayı bir an önce sonlandırmak, kelime-i tevhid sancağı altında
birleşmek olmalıdır. İslami kardeşliğimizi ırk ve mezheplerimize kurban etmeden küfür karşısında çelikten bir kale gibi olmalıyız. Rabbimizin uyarılarına kulak kesilmeli, harfiyen yerine getirmeliyiz. Rabbimiz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirlerine çekişmeyin. Sonra içinizde korku düşer ve kuvvetleriniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yine başka bir ayet-i kerimede onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size eksiksiz olarak ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız diye buyuruyor Rabbimiz. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Rabbimizin bu emir ve talimatlarını harfiyen yerine getirmediğimiz takdirde onun desteğinden mahrum kalacağımız mevcut ahvalimiz ortadadır. Müslümanlar ancak ödevlerine düşeni yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül ederler. Müminler olarak ilahi emir ve talimatlara uyduğumuz takdirde Rabbimizin bizi destekleyeceğini ve ancak onun yardımıyla düşmanlarımıza galip geleceğimizi tarihi belgelerle sabittir. Son olarak madem ki bu saldırı İslam düşmanlığının bir sonucudur, yani bu saldırı İslam ümmetine yapılmıştır, onlar için Türkiye, Mısır, Arabistan, İran, Afganistan, Suriye yoktur. Tek bir İslam ümmeti vardır. O zaman biz de İslam ümmeti olarak hareket edelim. İslam ülkelerinin lideri ve çizgi kurulları, Batı'nın düşmanlığını, Batı'nın İslam düşmanlığını kürükleyen her türlü söylem ve çalışmalarının bir insanın suçu olduğunu her platformda dile getirmelidirler. Ve gelin bir düşmanlar olan gelecek nesillere en güzel mirası bırakalım. Bırakalım 10 milyar ise ümmet bilinci olsun.